boyutlu modelliğini bilmek lazım. Şimdi 3 boyutlu modelliğini bilmek lazım. Çünkü BIM tabanlı programlarda ki gelecek ona gidiyor. Yani biz başladığımız zaman bilgisayarda iyi bilgisayar programı şuydu: çizgi ortamını, sizin kağıttaki çizginizi kolay aktaran. Line komutunun çok güzel opsiyonları var. Niye kalını var, incesi var, çok güzel program. Öyle başladı bu iş. Şimdi öyle değil. Mantık şu, diyor ki sen çiziyorsan diyor, eğer bir duvar çiziyorsan diyor, program niye onun duvar olduğunu bilmesin diyor. Bir yapı elemanı olarak çiziyorsunuz. Artık çizgi değil o, iki paralel çizgi değil. Çizdiğiniz bir yapı elemanı. Yapı elemanı olunca ne oluyor? Bunun boyutları var. Yüksekliği, kalınlığı, katmanları. O şekilde olay başlıyor. Çatıysa çatı, kiremitse kiremit, neyse. Yani BIM taban esas özünde bu. Tabii bunun üzerine mekanik geliyor. Elektrik, işte elektrik tavası, boru, klima cihazı vesaire, ne oluyor? Bunlar gerçek ölçüleriyle ve gerçek 3 boyutlu ortamda geldiği için, eskiden şantiyede yapılan süperpoze çalışması, yani tesisatın çakıştırılıp koordine edilmesi çalışması, otomatik olarak mimari büroda veya bu koordinasyon sırasında dizaynda çözülmüş oluyor. O zaman ne oluyor? Şantiyede o çalışmanın bedeli, o çalışmanın süresi şantiyede ortadan kalkıyor. Yapı maliyetinde de şantiye esas açıldığı anda para gitmeye başlar. Yani sabit gider diye bir şey vardır. Şantiye imalat yapsa da yapmasa da bir sabit gideri vardır. Orada kıstığınız her süre yapı maliyetinden kısar. Çok bir de tabii toplam proje süresinden de kısmış oluyorsunuz bir miktar. Dediniz ya, süperpozeyi ofiste yapıyoruz. Hep mimar. Ama mekanikçi o zaman lazım, elektrikçi lazım. Ya biz kendi bünyemizde olmasa bile ortak çalıştığımız firmalarla beraber işe alıyoruz. Ya da işverene diyoruz ki elektrik, mekanik, statik, hatta altyapı, peyzaj, cephe danışmanı, bunları seç, bizi de tanıştır. Ama koordinasyon hep bizde. Koordinasyonu mimar yapıyor. Hatta onların projelerini biz onaylıyoruz önce. Projemize uygundur, değildir. Bir arada toplantılar yapıyoruz, öyle oluşturuyoruz projeyi. Mesela bir mimarın iyi kötü mekanikten anlaması ya da mimarlık dışındaki departmanlardan... Şimdi yeni trend hiç anlamasın. Mimar her şeyi tasarlar, mimarın tasarımı kadar önemli bir şey yoktur. Statikçi, mekanikçi mimarın dediğini yapmaya çalışsın, yeteneklerini geliştirsin. Ama böyle değil tabii. Mesela bir havalimanı yapısı. Biz bütün mekanik alanları önceden nerede olur? Nasıl olur? Bunun servisi nasıl olur? O cihaz oraya nasıl girer? Nasıl çıkar? Bunları biz düşünüyoruz. Elektrik merkezi nerede olur? Bu nasıl dağıtılır? Bunların galerileri vesaire, bunları koymazsanız çok zorlama çözümler çıkar. Bir konut yapısı nasıl ısıtılır? Nasıl soğutulur? Bunun kazan dairesinde ne vardır? Su deposu ne büyüklükte olur? Nereye sığar? Biraz bilin. Bunları bilmek size her zaman faydadır. Onun için bu mekanik konulu dersler böyle üniversitede şeydir. Ya biz mimar olacağız şimdi, ya bu derste nereden çıktı filan. Değil yani, onların da önemi var. Projeye başladığınız zaman işvereni size bu mekanikten anlamaz filan demiyor ki. Şeyi nereye koyduğunuz, kazan dairesi nerede, bilmem bunu nasıl çektireceğiz. Ya hemen bu sorular geliyor. Bunlara cevap da vermeniz gerekiyor. Mesela oradaki binanın var tepesinde bir şeyler şimdi. O cihazları onun mimarı bir yer yaratmış, koymuşlar. Siz de yaratacaksınız. Ben burada çok güzel dubleks daireler çözdüm, çatıları bilmem ne. O cihazla bir yere koyacaksınız. Yer yok. Şu anda mimarın etkinlik alanı da çok genişledi. Her şeyi bilmemiz, her şeyden anlıyor olmamız bekleniyor. Biz bu binada lead alacağız. Ona göre yapacaksınız değil mi? Tamam, yani yaparız diyoruz. Halbuki esasında çoğunlukla mekanik sistemlerle ilgili bir şey. Ama yine bileceksiniz. Yapı detayları, işte yalıtım detayı, çatı detayı, oluk detayı, hangi malzeme pahalı, hangi malzeme ucuz. Sonu yok. Sonu yok. Hepsini bilmeniz bekleniyor. Doğru. Biz öğrencilerimizi genelde hani mimar aynen tasarımcı olur gibi yetiştirmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da... Şimdi benim o konuda büyük eleştirilerim var esasında. Benim de var. Şimdi dünyada da o yönde gidiyor esasında mimarlık eğitimi ama şimdi
star mimar bir kavram var. Frank Gehry, Zaha Hadid, ne bileyim Porzampar var vesaire. Bir sürü böyle Foster, Norman Foster, Renzo Piano işte. Şimdi bizim eğitimimiz her bütün kaç kişi sizin öğrenciniz? 50, 60, 90, 90 maşallah. 90 tane star mimar yetiştiriyorsunuz. Tabur öyle. Paftalar öyle. Paftaların her biri poster gibi olsun. Çok güzel böyle silüetler, hayali şeyler. Bir ara poster gibi böyle yarışmalar vardı. Yani yapıyı değil de mesela Zadit'in başlangıcı odur. Yani bir poster tasarımıyla başlıyor onun mimarlık serüveni. Ondan sonra Vitra firmasının bu Avusturya'da veya İsviçre'deki tasarım mobilya yapan firmanın dikkatini çekiyor filan. Orada o itfaiye binası yapılıyor filan. Bahçesinde fabrikan öyle gelişiyor. Şimdi tam öyle değil tabii. Mimarlık mesleği esasında yelpaze çok geniş. Şantiye mimarı var, metraj çıkaran mimar var, proje yöneticisi mimar var, satışta olan mimar var, endüstri tasarımı tarzında çalışan mimar var. Bütün bunlara yaygın bir eğitim olmalı. O star mimar olacak olan zaten kopuyor gidiyor. Yani o alıyor zaten kendi şeyini. Kendini zaten siz de bir eğitim görevlisi olarak görüyorsunuz onun farkını. Ama ne oluyor? Mezunlar işte mimar oldum deniyor. 50 yıllık mimarın bütün etkilerine özgüven zaten tavan. Ben böyle istedim. Ya olur, niye olmasın? Hani mimarlıkta da bir öznellikten ben böyle tasarladım. Ben böyle beğeniyorum falan. Yani o da var. Ama ondan sonra iş hayatında tabii çok sıkıntı çekiliyor. Hep tecrübeli mimar arıyorlar şimdi. Niye? Çünkü çok düşük seviyede geliyor. Yeni bir elemanın verimli hale gelmesi iyi bir büroda 6 ay. Şeyine de sahipler. Epey yurt dışında çalıştım. Bendeki mantık da mimar sadece tasarımcı değil. İşte biraz akıllı işten anlamalı. Biraz malzemeden anlamalı. Biraz mekanikten anlamalı. Şimdi yani işinize göre mesela hak ediş dediniz. Bazı işlerde başımıza kalıyor. İşveren soruyor. Müteahhitin hak edişi doğru mu diyor. Hadi oturuyoruz. Bakıyoruz imalatla uyumlu mu? Doğru mu? Metrajlarını kontrol kabaca bakıyoruz. Hani santim santim değil. Yani ondan bile anlamanız gerekiyor. Şimdi bir de bütün işlerimizde keşif, metraj, teknik şartname, ihale dosyası isteniyor. İhale nasıl yapılır? Bir miktar anlamanız, bilmeniz gerekiyor. Excel bilmek gerekiyor tabii. Excel bilin. Excel çok güzel bir program. Çok da derinliğine bilmeniz gerekmiyor ama mesela en son yarışmalarda alan tabloları yapıyoruz. Etüt yaparken de gerekiyor onlar. Çünkü bir yer değişiyor hemen. Metrekare kontrol, yapı kaç metrekareye gidiyor, ne oldu? Şimdi bizim ürün tabii bir özelliği var. Biz biraz daha teknik yapılarda da çalışıyoruz. Ve büyük ölçekli şeylerde çalışıyoruz. Onlarda yani mesela konut yapıyoruz, 2000 konut, 600 konut. O alan büyümeleri, alan şeyleri bir anda tabii katlanarak gidiyor. Maliyet, süre, şey her şey değişiveriyor. O yüzden çok hakim olmanız gerekiyor. Sayısal olarak da projeye hakim olmanız gerekiyor.